Merhaba dostlarım, Endokrin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Siz de YouTube kanalımızı takip ederek videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Cushing sendromu ilk defa 1932 yılında Harvey Cushing tarafından tarif edilmiştir. Cushing sendromu adrenal bezlerin aşırı kortizol üretimi sonucu gelişen bir hastalıktır. Bu hastalığın büyük çoğunluğu hipofiz bezinde ACTH hormonunun aşırı üretimine bağlı oluşurken bir kısmında böbrek üstü bezindeki adenomlardan veya kitlelerden aşırı kortizol salgılanması sonucu gelişmektedir. Hastalık genellikle 20-40 yaş arası kadınlarda oluşmakta ve genellikle adrenal kitleler 4 cm'den daha fazla büyüklükte olmaktadır. Herhangi bir yaşta olabilirse de genellikle genç kadınları seven bir hastalıktır. Hastalıkta kilo artışı, özellikle devamlı artan bir kilo fazlalığı, aydite şeklinde bir yüz, özellikle boyun bölgesinde yağ depolanmasına bağlı bufalo hörgücü dediğimiz görünüm olmaktadır. Bu hastalarda ciltte incelme, cilt altı bağ dokusunun zayıflamasına bağlı olarak striyalar adını verdiğimiz mor lekelenmeler olmaktadır. Hastalarda kan değerlerinde lenfosit ve ozonofil sayısında düşmeler meydana gelebilmektedir. Lökosit sayısı normal veya artmış olabilir. Hastalarda bunun dışında özellikle şeker hastalığı, şeker yükselmesine yatkınlık bulunmaktadır. Bunun dışında tansiyon yükseklikleri, tüylenme artışları, adet düzensizlikleri, saç dökülmesi, ses kalınlaşması gibi şikayetler de bulunabilir. Bazı hastalarda elektrolitte dengesizlikler, kalsiyum atılımının artması gibi durumlar olabilir. Cushing sendromunun tedavisi sebebi yöneliktir. Cushing sebebinin sebebi adrenal bir kitle ise kitlenin çıkarılması, hipofiz bezinde adenom tarzı bir şey varsa adenomun çıkarılması şeklinde tedavi uygulanmaktadır. Cushing hastalığında tedavi sonrası bulgularda gerileme görmekteyiz.